Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine bir akşam videosuyla karşınızdayım ama sizin sabah izleyeceğiniz. Gençler biliyorsunuz ki bu kafesimizi Yasin'e vermiştik. Bir süre Yasin'de kaldı, ona lazımdı. Yine cebimde ne var? Tahmin edin, şöyle size cebimi göstereyim. İnşallah ısırmaz. Evet. Oğlum merhaba de. Gençler şunu şöyle şuraya böyle bir sallayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Geç oğlum. Bu burada kalsın. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Pek bir sesimi de çıkartamıyorum. Herkes yatıyor şu an. Siz sabah izleyeceğiniz bu videoyu. Şu çöpleri burada kalsın, daha bunları atacağım. Ah, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunu kaldıralım. Bu şu an lazım değil. Bunun arkadaşlar dişisini getireceğim. Buraya koyacağım. Bir hafta sonra yavrular çıkınca limonu arkadaşlar şey yapacağız, buraya taşıyacağız. Peki ne yaptık arkadaşlar? Zaten gördüğünüz üzere burada kuşlarımızı sattık. Çifti verdik yumurtalarıyla falan. Hepsini götürdük bu akşam. Şuradan ben arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapayım. Buradan gençler hem dişi alacağız hem de yuvayı alacağız. Çünkü yuva yok. Çünkü yuva yok yani, bu kadar basit yani. Ben buradan bunu bir alayım. Limon da burada tek başına kalsın. O da orada tek başına kalsın. O yaza kadar ona dişi yok. Ben bunu bir çıkartayım gençler, geri döneyim size. Gençler bunu güç bela şimdi çıkarttım. Kuşumuz yuvada. Bunu geri kutusuna koyacağım. Şimdi şunu alayım ben bir. Şuraya takalım. Bu böyle dursun. Şurada bir tahta var. Bunu da alayım. Bakalım ne olacak gençler şimdi. Şimdi birazdan birbirlerini fark ederler. Şu kafesi ben bir içeriye sallayayım. Dişi daha çıktı mı? Yok, daha çıkmadı. Aha, şu an çıkıyor. Dur bakalım bir izleyelim bir ne olacak. Şuraya bir sandalye çekseydim iyiydi ya. Dur ben şurayı bir orta temizleyeyim de. Şunu bir şuraya kaldıralım. Şunun kapısını da kilitleyelim. Arkadaşlar hem börekle iyi oldu çünkü bu kafes yuvayla buraya sığmıyordu ya. Hep bana zulümdü. Hayır, yem koyması zordu. Şu yapması zor, bu yapması zor. Bu da şurada şu anlık emaneten dursun. Zaten inşallah bir hafta sonra balkona taşındığım zaman bunları hep kuş koyarız. Şimdi gidelim izleyelim bakalım ne yapacaklar. Yeni durum nasıl olacak? Aslında ben gençler gideyim bir tane şey getireyim. Siz söyleyin, bir tane sandalye getireyim. Hem izleyelim. Şunu da şuraya koyayım cüzdanın yanına. Evet abi, bakalım ne olacak şimdi, şöyle yaklaştıralım. Bu arada mavi işte kızgın yani, istekli. O da onları görüp hemen bir yanlarına geldi açıkçası. İzleyelim bakalım ne olacak. Vallahi durum iyi. Fıstık ona kur yapıyor. Zaten onlar eskiden eşti biliyorsunuz. İnşallah yavru verirler bize. Bakalım duruma göre. Bir hafta sonra da arkadaşlar yavrular çıkınca Maviş'in eşi Limon'u getireceğiz. Arkadaşlar başka takım alır mıyız? Yazın balkona geçtiğimiz zaman hani alabiliriz bir hafta 10 gün sonra falan. Duruma göre bir şeyler yaparız. Ama bu arada felaket domuzum var ya, telefonda zor tutuyorum. Bakalım acaba ne olacak? Gençler bu arada kuşlarımıza havuç dayayacağız bundan sonra. Yani havucu basacağız kuşlara. Havuç bayağı bir kızıştırıyor biliyorsunuz. Bilhassa bunlar için çok çok iyi olacak. Hani kendileri ayrı ayrı kızgınlar ama çiftleşmelerinde şey olur yani, katkısı olur. Yavrular ne yapıyor? Baba yavrular birbirini besliyor bak arkadaşlar. Bak 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 maşallah. Limon çimeni besliyor. Çok tatlılar ya. Çok güzel bir görüntüsü var. Sizden böyle bir şey beklemezdim gençler. Yavrularımız baya iyi ya. Baya edepliler en azından.
Dur şöyle abi yapayım da yuvaya bakalım. Boynu sıkıntılı olan kuşumuz da arkadaşlar. Gördüğünüz üzere maşallah şu anlık durum bayağı bir iyi. Artık duruma göre hakikaten iyi la durumu. Şaka bir yana var ya. Hani laf olsun diye demiyorum. Baya baya iyi olmuş. Baya baya düzelmiş. Arkadaşlar sarımsak merak eden arkadaşlarımız için şöyle göstereyim. Sarımsağı ikiye bölüyorum boylamasına. Tabii kabuğunu soyduktan sonra suyun içine atıyorum. Hatta artık şunu bir alayım da temizleyelim bunu. Bak bak bunun içinde hep kabuklar var, görüyor musunuz? Bu yavrular, en büyük yavru arkadaşlar limon. Yavaş yavaş yeme düşüyor. O yüzden hep bunlar. O alıyor böyle yerlerle falan, bugün oynuyor, ben gördüm. Neyse bu burada kalsın. Dur şuradan bir tane yavru alalım. Uzaktan olayı izleyelim. Hangisini alalım? Gel en küçüğü alalım. Gençler en küçüğünde desene böyle bir şey çıktı. Maşallah demeyi lütfen unutmayın. Artık bakalım. Yeni takımımız bu. Umarım bunlar bir şeyler yapar. Şunu birazcık küçülteyim. Bebişim. Asya da ben alınca naz yapıyorum. Boynunu büküyorsun. Yuvadayken kafan hep kalkık. Şöyle bir oturayım da. Bak bak bak. Bak bizi üzme bak. Heh, böyle hep böyle durur arkadaşlar. Biz elimize aldık mı, yuvadan çıkarttık mı kafayı düşürür. Korkma lan, korkma korkma. Korkma korkma. Bir şey yapmam sana. Maşallah maşallah. Arkadaşlar ayaklarında falan sorun yok. Bazen saçma sapan sorular geliyordu. Boynunda sorun yok, ayağında sorun var diye. Ayaklarında sorun olsa ayakta duramaz yani. Zibidi. Zibidi. Yo yo düzelmiş değil mi gençler? Maşallah düzelmiş ya, bu iyi. Ama tabii sorunsuz bir kuş diyemeyiz ama olmazsa bizle kalır. Videosunu çekeriz. Dışarıya çıkartırız. Arkadaşlar eğer ki olur da bunun boynu düzelmezse, yani hep bu şekilde kalırsa, yani o kadar da iyiye gitmezse ne olur? Şöyle kanatlarını keseriz. Tamam mı? Uçamayacak şekilde. Bunu da böyle besleriz yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunu kimseye veremeyiz. Bu kimseye almaz bunu. Eğer ki yem yiyebilirse, yani kendini yem konusunda kurtarabilirse, yani bunu ne satabiliriz ne birisine verebiliriz. Bu yüzden uçması sıkıntı olur. Kanadını keseriz. Bir şeyler yaparız bunun. Maşallah ya şerefsiz. Bu arada limon da baya baya hep yuvadan çıkmaya başladı. O da yakında yuvadan tam olarak düşer. Oğlum sen köpek gibi olmuşsun. Sen niye beni ısırıyorsun? He? Arkadaşlar benim aslında hayalimde şöyle bir şey vardı. Onu da ben bir söyleyeyim. Eğer ki şunu bir birazcık uzaklaştırayım. Şunu da şuraya koyayım. Eğer ki gençler kuşları satmasaydık hepsini bir kafese koyup bir video çekmek gerçekten istiyordum. Belki şu anki durumda ne yapabiliriz arkadaşlar? Şunlar büyüdüğü zaman, yuvadan atlayacak duruma geldiği zaman arkadaşlar, bir hafta sonra yani balkona taşımadan şöyle hepsini buraya bir koyarız. Çok güzel bir görsel şölen olur arkadaşlar. Şu an kaç tane kuşumuz var? 3 tane şurada. 4, 5, 6. İçeride de 2 tane var. 7, 8 tane kuşumuz var. Hepsini buraya koyarız. Güzel bir görüntü olur açıkçası. Çapkın. Arkadaşlar çapkında da en son getirmeden önce tam da şans işte, nasip yani, kavga etmiş dişisiyle, kanadını çekmiş dişi, bir iki tane kanadı yok, gördüğünüz gibi uzun, hatta 3-4 tane de olmayabilir, böyle bir sıkıntısı var yani. Bak 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 dişi kızgın, dişi ya, bu dişi şerefsiz ya. Ben tahmin ediyordum böyle olacak var ya. Görüyorsun değil mi? Hep orada. Hep. Ne yapsak şimdi? Bunu buraya bir çözüm bulmamız lazım. Bu böyle olmayacak çünkü bu bunun... Bak görüyor musun? Ayağı kaldırıyor. Ayağını kaldırıyor ki...
Biz görmesek ayağını bunu kopartır abi. Olmazsa parmağını götürür. Gençler biz buna acilen bir çözüm bulalım. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Acaba hangi kuşları buraya koysak? Gençler şöyle bir şey yapabiliriz. Olmazsa ne yapabiliriz? Bunları limonun yanına koyabiliriz, tamam mı? Yuvayı çıkartırız bir süreliğine. Bunun yavrularıyla işi bittiği zaman, ya işte çift tane kafesin böyle pisliği var ya. Çift tane kafes almayın ya, berbat bir şey ya. Aldığımdan beri yani pişmanım diyebilirim neredeyse. Aldım, bir hafta tadına baktık. Böyle salma olarak kullanırsanız mükemmel. Ama onun haricinde 5 para etmez bir kafes ya. O yüzden bu videoyu da işte kapattıktan sonra arkadaşlar büyük ihtimalle bir dahaki videomuza çok değişik bir ortam görebilirsiniz. Yani bu kuşlar burada olmayabilir. Belki ortayı çıkartırım. Burası salma olarak kalır. Öyle de bir şey yapabiliriz. Çünkü bu bunların anasını satacak belli ya. Baksana bu burada duruyor. Bu köpek gibi bir kuş ya. Dur şunu bir şuraya kapatayım bir. Yavruyu koyduk değil mi? Bak bak. Limonu yanına atsam böyle bir sıkıntı olmaz. O zaman limona sarar. Bunlara sataşmaz o zaman. Çünkü öyle oldu geçen. Ne oldu? Yine bununla böyle kavga ediyordu fıstıkla. Limonla böyle çift olunca, çiftleşince, yumurta falan olunca yumurtasıyla ilgilendi. Şeyle, limonla ilgilendi. Karşı tarafla ilgilenmedi. Hayır, bunu kapatamıyorum da. Bunu arkadaşlar sunta koyuyorum. Suntayla uğraşıyor hep. Bu sefer de hiç ne yavrusuyla uğraşır, ne limonla uğraşır. Hiçbir şey bırakmaz. Öyle köpek bir kuş ya bu mavi işte. Ama yani sonsuza kadar da bırakmayız biz bu kuşu. Çünkü limonun eş tuttuğu nadir kuşlardan birisi. Hani kalkıp da bundan sonra limonun eş tuttuğu bir kuşu gidip de başkasına vermem. Hani 100 lira dahi olsa vermem. Çünkü limon kolay kolay eş tutmuyor başka kuşla. Şimdi ne yapacağız? Of ya, bu kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Ama en azından erkenden fark etmemiz de bir açıdan iyi oldu yani. Hayır ya, orada kralla prensese sataşmıyordu. Çünkü ne oluyor? Kralla prenses gelip de şu tele konmuyor arkadaşlar. Prenses hep içeride yumurtanın üstündeydi. Kral da hep buradaydı. Sıkıntı olmuyordu ama işte bunlara sıkıntı çıkartıyor. Arkadaşlar biz bunları alalım, tamam mı? Limonun yanına sallayalım kuşları. Üçü bir dursunlar. İnşallah kavga etmezler, kavga çıkartmazlar. Gerçi limon kevaşı. Gider şimdi fıstıkla, pardon, çapkınla şey yapar. Habire uğraşır onunla, biliyorsunuz eşcinsel gibi birbirlerine en son bacak atıyorlardı. O zaman biz şimdi şöyle yapalım. Bak bak, hala bekliyor. Köpek ya bu, köpek. Git yuvana, git yuvana. Bakalım çıkacak mı? Allah bilir, çıkar var ya. Aha bak, hemen çıktı. Çift tane kafes mi? Almayın. Kesinlikle. Ben şimdi arkadaşlar bunları alayım, limonun yanına sallayayım. Arkadaşlar götürdüm, şimdi koydum yerine. Bakın ne olmuş. Tabii ki limon bunu bırakır mı hiç? Bak bak. Bildiğin limon şimdi buna kuru yapıyor ha. İzleyin. Bak, dişinin umurunda değil yani. Limon için fıstık umurunda değil bak. Çapkın gelince limon bozuluyor. Limon birden eşcinsel oluyor. Acilen yazın gelmesi lazım. Acilen balkona çıkmamız lazım. Ve şöyle söyleyeyim size. Bu çift tane kafes yemin ederim pişmanlıktır ya. Vallahi billahi diyorum, bu çift tane kafesler pişmanlıktır ya. Allah Allah. Gördünüz değil mi? Kavga ettikleri için mecbur buraya koymak zorunda kaldık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız o zaman? Eşe attığımız zaman kuşları. Artık birisi, bir takım burada olur, bir takım burada olur. Çift tane kafesi kaldırırız. O da orada olur. Onun yeni dişi zaten yanına koyarız onun. Çift tane kafesi arkadaşlar şöyle bir şey olarak kullanırız artık. Hani yavrular geldiği zaman yavruları koymak için kullanırız. Şu anlık zaten kafeslerimiz yeterli. Bunu bu şekilde yapacağız artık. Bu kuşları alırız, geri şuraya koyarız. Ama gördüğünüz gibi limon burada kevaşelik yapacak. Ben size onu söyleyeyim. Limon kesinlikle burada çapkını rahat bırakmaz. Bıraksaydı ne olurdu, ne güzel. O eşiyle ilgilenirdi. Bize de sıkıntı sorun çıkartmazdı. Bu arada ben bu kafesi de balkona sallayayım en iyisi. Hatta şimdi götüreyim balkona. Arkadaşlar flaş yaktı buranın ışığı, çünkü ampul yok. Ben kullanmıştım burayı. Gençler şu anda üstümde hırka falan yok. Hani
ortamı havaya bakınca hani açıkçası şöyle söyleyeyim size. Akşamın gece yarısı yani sabaha kadar hava böyle olacaksa sıkıntı yok yani. Bir sıkıntı yaşamayız. Hatta şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Kamerayı biraz daha uzaklaştırabiliyor muyum? En fazla bu kadar. Arkadaşlar şu masa var ya şimdi. Bu masayı alıp mesela şuraya dikine koyarız, tamam mı? Yani ne olur? Şurada bir boş bir alan olur. Her tarafı kapalı. Şu tarafı kapalı. Bu tarafı kapalı. Bu da bu tarafı kapatır arkadaşlar. Burada bir boşluk olur. Biz buraya strafor koyarız. Hani o şeyler vardı ya, beyaz bende süngerler vardı. Onlarla arkadaşlar üstüne kadar kapatırım. Sıkıntı yok. Bir hafta sonra hani böyle bir şey yapabiliriz. Sonra havalar ısındıkça artık çivilerle şöyle şuralara asarım. Daha güzel olur görüntüsü. Bir hafta sonra ilk olarak böyle bir başlangıç yapabilirim. Zaten eşyalar falan buraya taşıdık. Kafesi de buraya getirdik. Bunun içine de artık yem koyarım. Böyle bir düşüncem var arkadaşlar. Böyle bir şey yapabiliriz dediğim gibi. Şimdi bu kafes burada kalsın. İçeriği kirletmesin. Gidelim içeriye kuşlarımıza bakalım. Sonra kapanışımızı yapalım. 3 aşağı 5 yukarı 5-6 gün sonra arkadaşlar. İnşallah hava idare ederse, yani havalar iyi olursa burada izleyebilirim. Yani şu an ben hırkasız duruyorum. Tek kazakla idare ediyor yani. İşte arkadaşlar durumlar böyle şimdilik. Bu aralar bayağı yani bu akşam kuşu bayağı buradan oraya oradan buraya derken Yasin'den buraya derken yine alerjim biraz başladı açıkçası şeyde balkondan sonra videoyu kapatınca. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Onu söyleyeyim size. Aradaki teli çıkartacağız ya. Çıkartalım mı? Ya şimdi aradaki teli çıkartsam şöyle bir şey olacak. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Maviş iyice rahatlığa alışacak. Yani iyice ortam değişecek Maviş için. Bu sefer yavruları tamamen beslemeyi kesebilir. Çünkü bugün zibidi biraz dövdü. Ben gördüm açıkçası. Hemen gittim müdahale ettim. Yani şu an sıkıntılı bir durumun içerisine düşmüş durumdayız. Acaba ne yapsak ne yapsak? Valla zaten kafesin temizlenmesi de lazım. Şuraya baksana leş gibi olmuş. Ev içinde hiç hoş bir görüntü değil. Hadi balkonda olsa neyse de. En iyisi ben bunu yarın arkadaşlar kafesi temizleyeyim. Yarın kuşlara da bir ayar çekeyim ben. Ya böyle olmaz zaten pis görünüyor şu an. Artık böyle bir şeyler yapacağız. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aslında yarına da dışarıda bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer ki isterseniz mesela yavruları çıkartıp dışarıda bir video çekmek gibi bir düşüncem var açıkçası. Kuşlarımızı da buraya koyduk. İnanın ki biz bunları buraya almasaydık Maviş bunların gerçekten anasını satardı. Ben biliyorum Maviş'i çünkü bir kere fıstığın arkadaşlar ayağını kanattı yani. Birden yetişemedim. Hani birden ayırttıramadım. Zaten az önce gördünüz yani çapkına bayağı büyük bir şekilde saldırdı ayağına. Arkadaşlar durum şu anlık böyle. İlaç konusuna gelirsek ilacı daha almadım açıkçası. Burada veteriner nerede onu bir tam öğreneyim. Ondan sonra 5-6 gün sonra kuşları balkona taşıdığımızda arkadaşlar tepelinin o ilacını alacağız. Tepeli hem dışarıda sıcakta şey olur hem iyi olur sıcak. Ondan sonra tedavisine de başlarız onun. Ondan sonra arkadaşlar onun da bir çaresine bakarız. Kuş alma konusunda arkadaşlar bir bakalım duruma göre bir çift daha alabiliriz. Çünkü iki çift kuş kaldı. İki çift kuş kaldı. Yani bir çift daha alabilirim. Öyle de bir düşüncemiz olabilir açıkçası. Ne yaparız abi? Çift tane kafesin birisine bir bölümüne bir kuş koyarız. Diğer tarafa yavruluk olur. Öyle bir şekilde bir şeyler yapabiliriz. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Anlatacaklarımızı anlattık. Yeni kuşumuzu getirdik gördüğünüz gibi. Diyeceksiniz ki abi hani bu çapkının orada bir eşi vardı, yavrusu vardı ne oldu? Arkadaşlar altına kedi kumu koyunca bizim arkadaş sıkıntı çıkarttı dişisi. Yatmadı yumurtalara. Öyle olunca o yumurtalar da boşa gitti. Oradan bir iki tane yavru alabilirdik. Nasip değilmiş artık. Yapacak bir şey yok. Böylelikle çapkının oradaki yumurtaları boşa gitti. Artık bakalım burada yeni şeyine bakacağız. Şu yuvayı da artık bir hafta sonra ben kullanırım. Bu arada da flashla çekiyorum videoyu. Artık videoyu sonlandıralım. Şunu da kaybetmeyeyim. Şunu da şuraya koyayım da bu lazım olur. Bunu vermediydim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olun ve like atarsanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Arkadaşlar soruları bana Instagram'dan şöyle yapıyoruz. Instagram'dan fotoğraflı şeyleri arkadaşlar alıyorum ya da satmak isteyen arkadaşlarımız varsa ilanlarınızı alıp paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Oradan genellikle soru almıyorum. Soruyu bu videonun yorumuna yazın arkadaşlar. Ben zaten her akşam hangi videoyu attıysam o videonun akşam sorularını cevaplarım. Bunu da size hatırlatmış olayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İnşallah bir hafta sonra güzel şeylerle karşınızda oluruz.